Kotlin ile Hacker rank soruları çözdüğümüz video serisine hoş geldiniz. Bugün A Very Big Sum problemini çözeceğiz. Fakat ondan önce geçen videoda da dediğim gibi IntelliJ kurdum ve soruları IntelliJ'de çözmeye devam edeceğim. Oradaki autocomplete vesaire daha iyi olduğu için, kodu daha güzel düzenlediği için. Ben 2022.2.2 versiyonunu indirdim. Şu an bu videoyu izlediğiniz tarihte en güncel sürüm hangisi ise siz onu kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Çok fazla şeyler değişmiyor zaten versiyondan versiyona. Ben de bayağıdır kullanmamıştım. arayüz falan birazcık değişmiş. Nasıl bir proje oluşturacağız ve nasıl Kotlin kodu çalıştıracağız beraber bakalım. Yeni bir proje diyorum. Buna Kotlin HackerRank diyeceğim. Evet. Konumunu siz seçebilirsiniz, ben değiştirmeyeceğim. Burada Java, Kotlin, Groovy, HTML var. Fark ettiyseniz, bunu Kotlin seçiyorum. Build sistem hiç önemli değil. JDK seçmeniz gerekiyor bir tane. Benim bilgisayarımda kurulu JDK var. Sizin kurulu JDK'niz yoksa, download diyebilirsiniz sanırım. Buradan zaten indirecektir. Bende olması lazım. Hemen bir bakayım. Ben de bulamadım e, konumunu tam. <laughs> Şimdi onunla da vakit kaybetmek istemiyorum. Tekrar indirsin. E, 18 indirsin. Oracle Open JDK tamam. Download diyorum. Ve bekliyoruz. Çok uzun sürmedi benim. E, bir 30 saniyede falan indirdi ve kurdu. Bu şekilde create diyorum. Ve böyle bir proje oluşturdu. Bu arada ...ben şöyle hatta ekranımı da büyüteyim. Şimdi gördüğünüz gibi... ...bak her şeyi gizleyelim. Projenin ismi... ...source direktörisi İçinde main kısmına giriyorsunuz. Kotlin kısmına giriyorsunuz ve burada bir main kt var. Buradaki her şeyi şöyle silebilirsiniz. Hatta ve hatta... ...şuradaki argümanları da silebilirsiniz. Bu bir main fonksiyonu arkadaşlar. Kotlin dilinde... ...main fonksiyonu çalıştırılabilen bir fonksiyon. Şurada gördüğünüz gibi bir ok var. Mesela buraya println hello world yazdığımız zaman e, ve buradaki oka bastığımız zaman run diyeceğiz. İlk sefer biraz uzun sürüyor ama sonrakiler e, daha da kısa sürecektir. Aşağıda hello world diye çıktısını gördük bunun. Ee, bu şekilde çalıştırabileceğiz. Biz bunu ne için kullanacağız? Biz bunu işte mesela hacker rank tarafındaki soruları buraya taşıyacağız. Ve kodumuzu burada yazıp burada çalıştıracağız. Sonra e, hacker rank tarafına atacağız. Çünkü hani IntelliJ çok güzel bir editör. Hem buradaki kısa yollara e, vesaire de alışın. Hem de kodu otomatik düzenlediği için Kotlin kodunun nasıl görünmesi gerektiğini de anlamış olursunuz. Çünkü mesela az önceki kodu tekrar geri dönersek. Ben bu kodu diyelim ki doğru boşluk bırakmadan... Ee, ne bileyim şuralara fazladan boşluk bırakarak, ee, sonuna el alışkanlığınız varsa böyle bir semikolon koyarak falan yazdım diyelim. Ee, Option command L ee, yani format kısa yolunu kullanarak şuradan da yapabilirsiniz. Edit değilmiş, kod kısmındaymış, kod reformat kod kısa yolunu kullanarak e, aynısını yapabilirsiniz. Kotlin kodu böyle görünür. Şunu da gerek yok, bunu da zaten söylüyor mesela redundant semikolon remove dediğim zaman o da gider. Yani çok başarılı bir ID'yi ben çok seviyorum. Zaten Android Studio'da bizim Android geliştirme yaparken kullandığımız ID'yi de IntelliJ IDEA bazlı. Dolayısıyla IntelliJ IDEA'yı çok seviyorum. Siz de kesinlikle indirin. Community Edition'ı dediğim gibi ücretsiz ve yeterince her şey mevcut. Yani sizin ihtiyacınız olacak her şey mevcut. Onu kullanabilirsiniz. Neyse uzatmadan biz Everbixam problemine dönelim. Şimdi Every Big Sum'ın hiçbir olayı yok. Zaten Simple Array Sum videosunu izlediyseniz e, bunu nasıl çözeceğinizi biliyorsunuzdur. Buradaki tek olay hani forla döngü yazacaksanız sam e, sum değerinizi hani 0 değil 0 L şeklinde long olarak tanımlamanız lazım ki e, buradaki array'in içindeki sayıları bunun içine toplayabilin. Eğer ki öyle yapmazsanız e, zaten Kotlin hata verecektir yani longa int'i ekliyorsun vesaire gibi e veya e bilmiyorum yapabilir misiniz ama birçok dilde integer overflow hatası alırsınız. Kotlin'de de alırsınız eğer böyle bir sürü integer değerini toplayıp toplayıp toplamlarının e, integer'ın alabileceği maksimum değeri geçtiği noktaya gelirseniz o zaman integer overflow diye bir şey var. Bu hatayı alırsınız. Bunun ne olduğunu size anlatmak istiyorum. Çünkü bu aslında every big probleminin Kotlin haricinde yani Kotlin dilinde bunu çok iyi gözlemleyemiyoruz maalesef. Çünkü zaten compiler ekletmiyor longları integer'ın içine vesaire. Bu sorunun formülizasyonunda birazcık problem var bana sorarsanız. Yani şurası array of. Uh, long değil array of integer olsaydı ve sayısı fazla olsaydı bunu çok daha güzel açıklardı. Ama öyle yapmamışlar. Ben size o yüzden ayrıca açıklayacağım. Diyelim ki elimizde e, çok büyük bir integer var. Bunun ismi a olsun. Val olarak tanımlayalım çünkü değiştirmeyeceğiz. Ya çok büyük. Ne kadar büyük? 2 üzeri 32 eksi 10 falan öyle o kadar büyük. 32 bite çok yakın bir sayı. Bunu nasıl böyle büyük sayılara ulaşabiliriz? Ee, integer'in max value'su var ya. Buna e, kaçmış bir bakalım. Buradan bakamıyoruz. Nasıl bakacağız? Print edebiliriz. Printlin integer max value diyelim tamam mı? Bunu bir e, görelim. Integer'ın alabileceği en büyük değer neymiş? Beraber görelim. Integer'ın alabileceği değer bu. Şöyle buraya da yazayım. Hatta daha iyi görün. Şuradan üçerli üçerli ayırıp bir okuyalım. 2 milyarlarda bir e, değer. 2 üzeri 32'nin ee, yarısı eksi 1 gibi bir değer muhtemelen. Ona bir bakalım. 2 üzeri 32 neymiş? 2 üzeri 32 bakın 4 milyarlarda bir şey. 2'ye bölersek 2, 147, 483, 648. 1 çıkarırsak 2, 147, 483, 647 tam bizim sayımız. Bir de integer'ın int minimum değerine bakalım. Bunu da bastıralım. Integer'ın minimum değeri de aynı sayının bir fazlasının negatif hali. Ee, bunu da yine şöyle üçerli bir ayırayım kolay görebilin diye. Eksiyle başlayacak tabii ki. Bu da ne demek aslında? Bu da eksi 2 üzeri 32 Bölü 2 demek. Neden böyle? Çünkü integer dediğimiz sayı 32 bitlik bir sayı. Ee, eğer bit aritmetiği ile ilgili hiçbir fikriniz yoksa bunu araştırın. Ee, bit ne demek? 32 bit sayı, 64 bit sayı ne demek? Bunu araştırın. Ee, ben şimdi bunun detayına girip videoyu çok uzatmayacağım. Ee, ama... İşte bir de sıfır değeri tutulacağı için o eksi 1 de oradan e, geliyor. Şu kadar sayı sığdırabiliyoruz 32 bitin e, yarısına. Diğer yarısına da bu kadar sığdırıyoruz. Bir tane fazlasını da sıfırı tutuyoruz. Bu şekilde integer'ın maksimum ve minimum değerleri bunlar. Şimdi e, bu ne demek? Yani maksimum değer ne demek? Şu demek. E Elimizde diyelim ki bir tane sayı var. Bu sayı da biz... 3 milyar tutamayız demek. Yani 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamam mı? Bunu A'nın A1 integer ise bunu A'nın içine atamayız demek. Zaten hata verdi gördüğünüz gibi. The integer little doesn't conform to the expected type int. E, sığmıyor demek. Başka ne demek? Başka bu arada şöyle sayıları Kotlin'de düzgün okuyabilmek için alt tire ile ayırabilirsiniz ve bu hala legal bir şey. Yani bakın bu compilation error vermez. Bu şekilde üçerli üçerli e, alt tirelerle ayırabilirsiniz. Daha kolay o diye. Diyelim ki A var integer, süper. A bir integer ve 1 milyar. E, harika. B'miz var. B de başka bir integer, o da 1 milyar. C'miz var. C'de başka bir integer ve o da 1 milyar. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Biz biliyoruz ki bir tane de... Şunları bu arada val yapayım. Gereksiz yere var olmasına gerek yok. Değiştirmeyeceğiz değerlerini. Bir tane de sum diye bir değerimiz var. Bu da A artı B artı C. Şimdi Kotlin Compiler diyor ki A bir integer. B bir integer. C bir integer. O zaman sum'ın da bir integer olması lazım diyor. Gelin görün ki A, B ve C'nin toplamı 3 milyar ettiği için maksimum değeri geçiyor. Zaten IntelliJ daha akıllı o yüzden IntelliJ buraya bir warning koy Dedi ki bu bir overflow'a sebep olacak. Ne demek bu overflow? Hemen birlikte bakalım. Bunu sum değerini mesela print etmeye çalışalım ne olacak? Gördüğünüz gibi negatif bir şey çıktı. 3 tane pozitif sayıyı topladık ve negatif bir şey çıktı. Bunun sebebi de işte integer'ın maksimum kapasitesi dolduktan sonra e, bitler sıfırlandı ve yeniden biz negatif kısımdan Sayıyı doldurmaya başladık. Ve o da negatif taraftaki bir sayıya denk geldi. Dolayısıyla burada bir problemimiz var. Yani integer overflow yaşadık. Bu olmasın diye 32 bitten daha büyük sayılar tutmak istiyorsanız işte long kullanabilirsiniz. Long'un hacmi daha büyük 64 bit. Dolayısıyla çok daha fazla sayı tutabiliyorsunuz. 3 sıfırlı şey 9 sıfırlı değil de 18 sıfırlı. Belki. E, sayı tutabiliyorsunuz. Evet, tutabilmeniz lazım. Matematiğim beni yanıltmıyorsa. Bunu da long yaparsak, artık e, sam değerinin beklendiği üzere 3 milyar olacağını görürsünüz. Dediğim gibi, bunun sebebi işte bu sayı tiplerinin integer, long, short. Gibi birçok programlama dilinde olan sayı değerleri var. Bunlar işte kaç bitlik integer onu söylüyor. Yani normal int dediğim zaman buna başka dillerde int 32 olarak da görebilirsiniz. Long diyoruz biz burada ama başka dillerde int 64 olarak görebilirsiniz kaç bitlik bir sayı oraya sığdırmaya çalışıyoruz yapmak istediğimiz işlemleri birçok durumda zaten integer işimizi görür çok büyük sayılarla çalışmıyorsak büyük sayılarla çalışıyorsak dediğim gibi tam sayılarla long kullanabiliriz bu aslında very long Sam'ın bize öğretmek istediği buydu fakat soru çok kolay olduğu için yani return are.sam diye çözüldüğü için bunların hiçbirini bilmemize gerek yok yani. Kotlin dili için bu soru aslında bize bir şey öğretmiyordu. Fakat Safa Orhan kanalı her zaman bir şey öğretmek için gayret eder. Çok çok cheese oldu. Ee, evet arkadaşlar videoyu daha fazla uzatmayayım. Ee, bu veri bilgisayarının çözümü Simple Raysam aynı. Sadece burada integer overflow ne demek onu göstermek istedim. Ve yine bu videoyu IntelliJ IDEA üzerinden nasıl bir şeyler proje oluşturabilirsiniz, nasıl bir şeyler çalıştırabilirsiniz onu göstermek için kullanmış oldum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.